Yukarıda verilen eşitliklere göre A sayısı B sayısının kaç katıdır? Öncelikle A ve B sayılarını düzenleyelim. 3 üzeri 5 çarpı 9 üzeri 4 bölü 3 A sayımız. 3 üzeri 5 çarpı 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. Üzeri 4 bölü 3 olur. 3 üzeri 5 çarpı üstlü sayının üstü sanırken üstler çarpılacağından 3 üzeri 8 bölü 3 oldu. Çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. O halde 3 üzeri 5 artı 8 bölü 3 üzeri 1 oldu. Bu da 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 1 yapar. Bu durumda bölme işleminde tabanla eşitse payın üstünden paydan üssü çıkarılır. 3 üzeri 13 eksi 1'den 3 üzeri 12 yapar. Yani A sayısı 3 üzeri 12 oldu. Şimdi B sayısını bulalım. 9 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 3. 9 3'ün karesi üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 3. Üslü sayının üstü sanırken üstler çarpılır. 3 üzeri 2 çarpı 2 4 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 3 oldu. Yine çarpmada tabanla eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 4 artı 2 bölü 3 üzeri 3. O da 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 3 yaptı. Bölmede tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. 3 üzeri 3 eşittir B oldu. A sayısı B sayısının kaç katıdır diye sorulmuştu. Bunu bulmak için A'yı B'ye bölmemiz gerekir. Yani 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 3 oldu. Yine tabanlar eşit olduğuna göre payın üstünden paydanın üstünü çıkartırsam bu 3 üzeri 9 olacaktır. Demek ki A sayısı B sayısının 3 üzeri 9 katıymış. Doğru cevap D seçeneğidir. Özdeş karelerle oluşturulan şekil üzerindeki boyalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle büyük şekle bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eş uzunluğa kareden oluşturulmuş. Bir kenarı 4 üzeri eksi 5'ti. Bunun her bir parçasını bulabilmek için bunu 8'e bölelim. 2 üzeri 2 üzeri eksi 5 bölü 8, 2'nin 3. kuvveti. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılıyor. 2 üzeri 2 çarpı eksi 5 eksi 10 bölü 2 üzeri 3 oldu. Bu da bölmede tabanla eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Eksi 10 eksi 3'ten 2 üzeri eksi 13 yapar. Her bir parçanın uzunluğu 2 üzeri eksi 13. Şimdi bu şeklin çevresine bakalım kaç tane bu parçalardan var. Buradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 tane. O halde boyalı şeklin çevresi 32 çarpı her bir parçanın uzunluğu 2 üzeri eksi 13'tü. 32 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 13'ten çarpmada tabanla eşitse üstler toplanır. 5 eksi 13 eşittir 2 üzeri eksi 8 yaptı. Doğru cevap C seçeneğidir. AB teli bir kenar uzunluğu 4 üzeri 7 milimetre olan kare şekline getirilebiliyor. Bu tel eski haline getirilip çevre uzunluğu 64 milimetre olan karelerden kaç tane yapılabilir? Şimdi bir kare ele alalım. Bir kenar uzunluğu 4 üzeri 7. Kare olduğuna göre bütün kenar uzunlukları 4 üzeri 7 demektir. Bu AB telinin tamamı kullanılarak bu şekil oluşturulabiliyormuş. O halde AB telinin uzunluğu yani bu karenin çevresi
4 çarpı 4 üzeri 7. 4 üzeri 1 olduğundan çarpmada tabanla eşitse üstler toplanır. Toplam 4 üzeri 8 yaptı. O da 2 üzeri 2 üzeri 8'den 2 üzeri üslü sayının üstü alınırken üstler çarpılacağından 2 üzeri 16 oldu. Bu her bir kenarı düzeltiyorum çevresi toplam çevresi 64 milimetre olan karelere çevriliyor. 64'ü 4'e bölersem demek ki her bir kenarı 16 milimetre olan karelerden kaç tane yaparız diye soruyor. Tüm telimizin uzunluğu 2 üzeri 16 idi. Bir tanesinin çevresi 64 olduğuna göre bunu 64'e bölelim. 2 üzeri 16 bölü 64, 2 üzeri 6. Bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. O halde 2 üzeri 16 eksi 6'dan 2 üzeri 10 tane bu küçük karelerden yapabiliyoruz. 2 üzeri 10 değeri de arkadaşlar 1024'e eşit olduğuna göre doğru yanıt A seçeneğidir. K eşittir 2 üzeri 60, L eşittir 7 üzeri 20, M eşittir 3 üzeri 40 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar K, L, M üslü sayılarında tabanlar birbirinden farklı ve birbirine dönüştürülemeyecek sayılardan oluşuyor. Fakat kuvvetlerinin birbirine benzetilme şansı var. 60, 20 ve 40'ın EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm. 30, 10 ve 20 hepsi 2'ye bölündü. Yine hepsi 2'ye bölünür. 15, 5, 10. 2'ye böldüm. Hepsi bölünmez. 3'e böldüm. Hepsi bölünmez. 5'e hepsi bölünür. Evet, EBOB neydi? Ortak asal çarpanları çarpınca EBOB'u buluyordum. O halde 60, 20 ve 40'ın EBOB'u 2'nin karesi çarpı 5'ten 20 oldu. Yani hepsinin 20 kuvveti 20'nin katı olacak şekilde düzenlenebilir. K eşittir 2 üzeri 20 çarpı 3 diye yazalım 60'ı. Onu da 2 üzeri 3 üzeri 20 olarak yazabilirim. Çünkü üslü sayının üstü alınırken üstler çarpılıyordu. 2 üzeri 3 de 8 olduğuna göre bu 8 üzeri 20'dir. Şimdi L'ye bakalım. O zaten 7 üzeri 20. 20'nin katı olacak şekilde yazılmış durumda. M eşittir 3 üzeri 40'ı 20 çarpı 2 olarak yazdım. O da 3 üzeri 2 üzeri 20 olur. O da 9 üzeri 20'dir. Şimdi bu hepsinin kuvveti eşit oldu. Doğal olarak tabanı büyük olan daha büyük olacaktır. O zaman 9 üzeri 20 büyüktür. 8 üzeri 20 o da büyüktür. 7 üzeri 20. Yani bu M'ye eşit, büyüktür. Bu K'ye eşit, o da büyüktür. Bu da L'ye eşit. O zaman sıralamamız büyükten küçüğe MKL biçiminde olacağından doğru yanıt B seçeneğidir. Yarıçap uzunluğu R olan dairenin alanı pi R karedir. Aşağıda çap uzunluğu 4 üzeri 4 mm olan künefe modeli verilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen künefeyi 3 arkadaş eşit olarak paylaşacaktır. Buna göre her bir arkadaşa kaç milimetre kare künefe düşer? Şimdi arkadaşlar bunların her birine R dersem 2R eşittir 4 üzeri 4. O da 2 üzeri 2 üzeri 4'ten üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. 2 üzeri 8 yapar. Yani 2R eşittir 2 üzeri 8. Her iki tarafı 2'ye bölüp R'yi bulursam R eşittir. Bu 2 üzeri 1 var. Bölmede tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Yani R eşittir 2 üzeri 7 oldu. Şimdi künefenin alanı daire şeklinde olduğu için pi r kare. Pi'yi de 3 alacağız. 3 çarpı 2 üzeri 7'nin karesi oldu.
3 çarpı yine üslü sayının üssü alırken üstleri çarpacağımdan 2 üzeri 14 oldu. Şimdi 3 arkadaş eşit olarak paylaşacak. O zaman 3 çarpı 2 üzeri 14 milimetre karelik künefeyi 3'e böldüğümde her bir arkadaşa 2 üzeri 14 milimetre kare düşer. Doğru cevap B seçeneğidir. Yüz 28 çarpı 30 çarpı 625'in karesi eşittir. A çarpı 10 üzeri 8 olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar 128 2'nin 7. kuvveti. 30'u 3 çarpı 10 diye yazdım. 625 de 5'in 4. kuvveti. Üzeri 2. A çarpı 10 üzeri 8. 2 üzeri 7 çarpı 3 çarpı 10 çarpı üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılacağından 5 üzeri 8 oldu. Eşittir. A çarpı 10'u da 2 çarpı 5 olarak düşünelim. Üzeri 8 oldu. 2 üzeri 7 çarpı 3 çarpı 10'u 2 çarpı 5 olarak yazdım. Çarpı 5 üzeri 8 eşittir. A çarpı B üzeri K ifadesini A üzeri K çarpı B üzeri K olarak yazabiliyorum. O halde bu da 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 olarak yazılabilir. Buradaki 5 üzeri 8'ler sadeleşti. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 1'i çarparsam çarpmada tabanlar eşitse üsler toplanacağından 2 üzeri 8 oldu. Çarpı 3 çarpı 5 eşittir A çarpı 2 üzeri 8 oldu. Bu 2 üzeri 8'ler de sadeleşti. 3 çarpı 5, 15 eşittir. A olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Üslü sayılarla ilgili ifadelerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunları birlikte inceleyelim. Birinciden başlıyorum. 10 üzeri 4 bölü 100 üzeri 2 işlemi istenmiş. 10 üzeri 4 bölü 110'un karesidir. Üzeri 2. 10 üzeri 4 bölü üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılacağından 2 çarpı 2'den bu da 10 üzeri 4 oldu. 10 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4 eşit iki sayının birbirine bölümü 1 olacağından birinci ifademiz doğru. Şimdi ikinciye bakalım. 4 üzeri 7 çarpı 2 üzeri eksi 2. 4, 2'nin ikinci kuvveti üzeri 7 çarpı 2 üzeri eksi 2. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır demiştik birinci maddede. O yüzden bu 2 üzeri 7 çarpı 2'den 14 oldu. Çarpı 2 üzeri eksi 2. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. 2 üzeri 14 eksi 2'den 2 üzeri 12 yaptı. Burada 2 üzeri 10 vermiş. Bunlar birbirine eşit olmadığına göre bu bilgi yanlış. Şimdi ise üçüncüye bir bakalım. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 işleminin sonucunu istemiş. Arkadaşlar A üzeri K çarpı B üzeri K'yi A çarpı B üzeri K olarak yazabiliyorum. Yani ben bunu 2 çarpı 5 üzeri 6 olarak yazabilirim. Bu da 10 üzeri 6 yapar. Bunun da anlamı birin yanında 6 tane 0 var demektir. O halde toplam basamak sayısı 1 ile beraber 7 olur. Bu da 7 basamaklıdır dediğine göre burası da doğru oldu. Şimdi dördüncü ifademize bakalım birlikte. Alanı 27 üzeri 4 metrekare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları 3 üzeri 2 ve 9 üzeri 2 olabilir demiş. Bir dikdörtgenimiz var. Bir kenarı 9 üzeri 2, bir kenarı 3 üzeri 2 denmiş. Bakalım alanı 27 üzeri 4 olacak mı? Dikdörtgenin alanı 9 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımına eşit. 9, 3'ün karesi. Üzeri 2.
Bu da 3 üzeri 2. Üslü sayının üstü alınırken üstler çarpılıyordu. 3 üzeri 2 çarpı 2'den 4 oldu. Çarpı 3 üzeri 2. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 4 artı 2'den 3 üzeri 6 olur. Bakalım bu 27 üzeri 4'e eşit mi arkadaşlar? 27 üzeri 4. 27 3'ün 3. kuvveti. Üzeri 4'ten. 3 üzeri 3 çarpı 4 12 yaptı. Biz 3 üzeri 6 bulduk. Yani 3 üzeri 12'ye eşit değil. O yüzden bu ifade de yanlış oldu. İfadelerden iki tanesi doğru olduğuna göre doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıda birim karelerden oluşan şeklin alanı 8 üzeri 4 metrekaredir. Buna göre birim karelerden her birinin alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar toplam alan 8 üzeri 4 metrekare olarak verilmiş. Bizim şeklimizde sayacak olursak toplam 16 tane birim kare var. Her birinin alanını bulmak için toplam alanı 16'ya böleriz. 8 2'nin 3. kuvveti üzeri 4 bölü 16 da 2'nin 4. kuvveti. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. 2 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 olur. Bölü 2 üzeri 4 oldu. Üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Yani 2 üzeri 12 eksi 4'ten 2 üzeri 8 buradaki her birim karenin alanı demektir. Seçeneklerde 2 üzeri 8 yok. Fakat C seçeneğinde 2 üzeri 2 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazarsam üslü sayının üssü alırken üsler çarpılacağından 2 üzeri 4 çarpı 2'den 8'e 4 üzeri 4 eşit olacaktır. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Verilen eşitliklere göre x üzeri y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 7 üzeri 4 çarpı 7 üzeri eksi x eşittir 49. Birinci eşitliğimiz bu. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üsler toplanır. Yani 7 üzeri 4 eksi x eşittir. 49 da 7'nin ikinci kuvveti. İki üslü ifadenin eşitliğinde tabanlar eşitse üsler de eşit olacağından 4 eksi x eşittir 2'den. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplarsam x eşittir 2 olur. Şimdi ikinci eşitliğimize bakalım. 125 üzeri y bölü 25 üzeri eksi 1 eşittir 5 üzeri eksi 4. 125 5'in 3. kuvveti üzeri y bölü 25 5'in 2. kuvveti üzeri eksi 1 eşittir 5 üzeri eksi 4. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. O yüzden 5 üzeri 3y bölü 5 üzeri eksi 2 oldu. Eşittir 5 üzeri eksi 4. Üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. 5 üzeri 3y eksi eksi 2 eşittir 5 üzeri eksi 4. Şunlar artı oldu. 5 üzeri 3y artı 2 eşittir 5 üzeri eksi 4'ten. Tabanlar eşitse üsler eşit. 3y artı 2 eşittir eksi 4. X artı 2'yi diğer tarafa attım. 3y eşittir eksi 4 eksi 2'den. 3y eksi 6. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir eksi 2 bulunur. X üzeri y ifadesinin eşiti istenmiş. X üzeri y eşittir 2 üzeri eksi 2 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda eşit kollu terazinin kefelerinde bulunan cisimlerin ağırlıkları verilmiştir. Buna göre x doğal sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Sağdaki kefe daha ağır olarak görülüyor arkadaşlar. Yani 4 üzeri 6, 8 üzeri x'ten daha büyükmüş.
4'ü 2'nin karesi olarak yazdım. Üzeri 6 büyüktür. 8'i de 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Üzeri x. 2 üzeri 2 çarpı 6 12 büyüktür. 2 üzeri 3 çarpı x'ten 3x oldu. Bu sıralamaya göre tabanlar eşit olduğundan ve birden büyük olduğundan kuvvetlerin de aynı sıralamada bulunması gerekir. Yani 2 üzeri 12, 2 üzeri 3x'ten büyükse 12 de 3x'ten büyük olmalıdır. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x küçük 4 oldu. 4'ten küçük sayıları düşünürsem 3, 2, 1 şeklinde devam edecektir. Burada x doğal sayısının alabileceği en büyük değer 3 olacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Yazalım. 3 üzeri 2 çarpı 27. 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 4 bölü. 12 üzeri eksi 2, 12 üzeri eksi 1, 12 üzeri 12. Tabanları aynı. Üstler toplanır. 12 üzeri 9 bulurum. Bunları topladığımızda 3 üzeri 4, 3 üzeri 7, 3 üzeri 9 bölü 12 üzeri 9. Şimdi 12 üzeri 9'u parçalayabilirim ben. Nasıl parçalarım? 3 üzeri 9 çarpı 4 üzeri 9 diye parçalayabilirim. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 9 çarpı 4 üzeri 9 diye parçaladım. 3 üzeri 9'lar sadeleşir. 1 bölü 4 üzeri 9 kalır. O da yukarıya çıkardığımda 4 üzeri eksi 9. O da 2 üzeri eksi 18 yapar. Cevabımız Balıkesir 2 üzeri eksi 18 olacak. Bagaj ücreti. Uçakta seyahat eden bir yolcu, kütlesi 15 kilogramdan fazla olan valizlerindeki eşyaların her bir kilosu 6 liradan ücretlendirme yapılmaktadır. Yaman'ın valizinin kütlesi 16,003 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Valizdeki eşyalardan bazılarının kütleleri. Yaman, valizindeki bu dört eşyadan hangisini çıkartıp el valizine koyarsa bagaj ücreti ödemez. Şimdi öncelikle kitapları bir hesaplayalım arkadaşlar. Bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 8,7 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Burası 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 0,002 oldu bu da. Eşittir 1,002 yaptı. Buna bakalım. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0,04 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 9,04 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Son olarak ayakkabıya geldiğimde 1 artı 0,008 oldu. Bunu da toplarsam 1,008 yapar. Şimdi burayı düzenlersem bu 0,87 oldu. Bu 1,002. Burası 0,904 oldu. Bu da 1,008. Şimdi Yaman'ın valizi 16 tam binde 3 kilogram, 15 kilogramın üstünde olduğu için ücret ödemesi gerekiyor. O zaman 15 kilogramın altına düşmeli. Buradan 15'i çıkartırsam arkadaşlar 1,1'de 3 kalır. Çıkartacağımız eşyanın en az bu kadar olması gerekir. O halde seçeneklerde bunlardan bir tane fazla olduğuna göre en son listedeki en son ürünü yani ayakkabıyı çıkarmamız gerekir. Doğru cevap D seçeneğidir.